Hayırlı akşamlar hocam. Seccade ile seccadesiz namaz kılmak arasında bir fark var mıdır? Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Şöyle efendim, seccadeyi sermek seccadenin oluşuyla olmayışıyla alakalı şöyle diyebiliriz. Mesela bir kere hani tövbe estağfurullah dini şey anlatırken böyle tabir kullanırız ama banko diyebileceğim bir şey var. O da şu, hanımların, hanımlarımızın, annelerimizin, genç kızlarımızın neyse evde kendilerine ait bir seccadeleri olmaları çok 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 iyidir. Söylüyorum yine yapmayacaklar ama yine söyleyeyim. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Diyorlar ki çok güzel anlatıyorsun. Yok, anlatamıyorum. Bir insan, bir hanımefendi, bir ablamız, bacımız, kız kardeşimiz neyse, ninemiz evde bir köşesini seccadeyle hep namaz kıldığı yer olarak ayırsa, beş vakit namazını orada kılsa, Kabe'de namaz kılmış sevabı kazanıyor. Seccade bir özenmektir. Mesela bizim şeyde namaz kılarken diyelim ki şu ceket şöyle, şöyle yapayım. Şimdi şöyle duruyor bu. Kolda böyle hafif sarkmış böyle. Şimdi bak bu çirkin bir şey, böyle çıkmıyorum. Ben burada bile kravatın detayıyla bilinmesiyle şöyle bak eğilmiş mesela şey kravatı. Şöyle mi yapayım? Uğraşıyorum. Özen meselesi. Şimdi bir adam böyle namazı dursa diyorlar ki mekruh. Çirkin. Neden? Ya Allah'ın huzuruna çıkıyorsun be kardeşim. Şöyle bir derli toplu ol. Bak benim karşıma çıkarken bile bir özen göster. Seccadeyi sererken o özeni gösteriyor. Seccadesiz namaz olur mu? Olur. Temiz olduktan sonra her yerde namaz kılarsın. Yeter ki necaset olmasın. Üzerinden ne bileyim bir işte bir hayvanın bilinmesin geçtiği bir yer olmasın. Ama seccadeyi serdiğinde böyle bir ciddiyettir bu. Hatta baş açık da kılma. Hanımlar için söylemiyorum. Ya kimdi o? Toprağı bol olsun. Birisi söylüyordu hanımlara. Başınız açık da namaz kılarsınız diye. Toprağı bol olsun. Ya neler gördü insan. Ya yaşadıkça neler göreceğiz daha. Ne saçmalıklar belki. Resulullah buyuruyor ki benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Bu adam diyor ki ben anlattığım gibi kılın. Ne yapacağız? Falanca kitabı okudum çok aydınlandım. Yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana diyor bir şair. Neyse seccadeyi serersin. Hatta mümkünse başın da açık olmasa iyi olur. Böyle bir ciddiyettir o. Anlatabiliyor muyum? Seccade sermenin manası nedir? İlle seccadesiz namaz olmaz demek değildir. Namazda gösterdiğin ciddiyettir. O ciddiyetle daha bir ruha alırsın. Dikkatin dağılmaz. Namazda secde, namazı nasıl kılınacağı hakkında yarın konuşalım. Ölmez sağ kalırsak. Arkadaşlarımız notunu alsın. Şimdi gelsin soru. Buyursunlar.